dostlar, Keselene Şey Çizimler'e hoş geldiniz. Bugün sizinle çok tatlı bir hayvanı çizeceğiz. Gerçekten çok tatlı ama. Öylesine demiyorum. Bugün sizinle kuzu çizeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Kuzumuzun kafasını çizerek başlıyoruz. Şöyle kafasını bu şekilde yapabiliriz. Şimdi üstüne de kuzu postunu yapıyoruz. Evet, bu şekilde bence güzel. Şimdi hemen kulaklarımızı yerleştirelim. Bu şekilde kulak içimizi de yapalım. Bu hayvanlara kulak içi çizince hep aklıma tavşan çizimi geliyor, biliyor musunuz? Tavşanda da yapmıştık ya, iki kere bir karpuzun içinden tavşan çıkarmıştık. Bir de sadece tavşan çizmiştik. Hep bu kulak içlerini yapınca aklıma tavşan geliyor. Evet, şimdi gövdesini de yapabiliriz. Bu şekilde bence gayet güzel duruyor şu anlık. Hemen ayaklarını da çizelim. Hemen zemini de çizdik mi? Bakıyorum neresi kaldı. Tamam. Dış kısımların hepsi bitti. Ama bu kuzunun iç gözü yok mu? Tabii ki de var. Hemen gözünü yerleştiriyoruz. Baksanıza çok tatlı bir göz olmadı mı? Hemen diğerini de yapalım. O da tatlış tatlış olsun. Tabii buraları boyayacağız. Biraz yamuk yapmışız. Hemen orayı bir düzeltelim. Evet, çok güzel oldu. Şimdi hemen burnunu yapalım. Burnuna öyle çok uğraşmanıza gerek yok. Direkt böyle bir Y harfi yapın. Bence gayet güzel olur. Bakın çok tatlı oldu. Şimdi şöyle tüylerini belli etmek için böyle M harfine benzer şeyler yapıyorum. Bakıyorum bir şey kaldı mı? Görünmüyor. Harika, çok güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Siyah kalemle hemen üzerinden geçiyoruz. Siz kuzunun koyunun yavrusu olduğunu biliyorsunuzdur, değil mi? Peki kaç tane türü var onu biliyor musunuz? İki tane türü varmış, bir siyah bir beyaz. Biz de şimdi zaten beyaz koyun yapacağız. Böyle birçok kısmını beyaz bırakacağız. Belli kısımlarını böyle pembeli falan ten rengi yaparız. Mesela tenini ten rengi yaparız. Kulak içini pembe yaparız mesela. O şekilde tamamlarız diye düşünüyorum. Peki bu kuzular neyle beslenir onu biliyor musunuz? Sütle beslenirlermiş. Hani koyunun yavrusu ya, koyun sütüyle besleniyor, öyle düşünürsek. Hemen ayaklarını da çizelim. Ayakları biraz komik oldu değil mi? Biri büyük, biri küçük. Ama aslında da tatlılık kattı bence. Şu ayak uçlarını boyayacağız zaten siyaha. Hemen şurayı da tamamlayalım. Geri kalan kısımları da hallettik mi? Sonra boyamaya geçebiliriz. Gözünü biraz daha ince bir kalemle yaptım. Çünkü kalınla yaparsam kötü durabilirdi. Bu tatlılığın bozulmasını istemeyiz, öyle değil mi? Şöyle içini boyarız. Aa, bitmiş zaten. Hemen içini de boyayalım. Size şimdi çok şaşırtıcı bir şey söyleyeyim mi? Kuzular tam 24-36 saat arası aç kalabiliyorlarmış. Ne kadar ilginç bir şey değil mi? Ben herhalde 2 saat yemek yemesem hemen acıkırım. Onlar 24-36 saat ne demek ya? Şimdi hemen kalem izlerimizi siliyoruz. Sonra boyamaya geçeceğiz. Evet, şimdi ne demiştik? Kafasını ten rengi yapabiliriz. Başka ten rengi yapacağımız bir yer var mı bilmiyorum ama kulak içini, kuyruğunu falan böyle pembe yapıp biraz renklendirebiliriz bence. Hadi hemen başlayalım. Kafasını derken yanlış söyledim. Yüzünü demek istemiştim. Yüzünü ten rengi yapacağız tabii ki. Hani az önce dedim ya sütle beslenirler diye. Peki sadece sütle mi besleniyorlar? Hayır. Aynı zamanda kuru ot ve kuru yonca otu diye geçen bir otla da besleniyorlarmış. Peki bu kuzular kaç kilo doğuyor biliyor musunuz? 4,5 kilo doğuyorlarmış. Bir bebek kadar neredeyse. Çok minnaklar. Şimdi bu söyleyeceğim şey birçok hayvanda geçerli aslında. Ama tabii ki kuzularda da var.
Kuzular annelerini, anneler de kuzularını doğduktan bir süre sonra böyle kokularından tanıyorlarmış. Dediğim gibi birçok hayvanda zaten olan bir özellik. Ama kuzuda da varken onu da söylemeden geçmeyeyim dedim. Ayaklarını da ten rengi yapabiliriz. Daha doğrusu bacaklarını ten rengi yapalım, ayak kısmını siyaha boyayacağız. Orayı unutmuşuz az önce siyah keçeli kalem kullanırken. Şimdi orayı da yaparız. Evet, ayakları da tamam. Şöyle geçeyim bakalım. Boş kalan yerler var mı? Bence güzel görünüyor şu an. Şimdi hemen o ayak kısmını yapalım. Sevdiğiniz insanları nasıl tabir ediyorsunuz? Mesela annenize, kardeşinize, ablanıza, abinize. Bir sürü işte tanıdığınızda sevdiğiniz insanlara. Değişik değişik şeyler söyleriz değil mi? Böyle çok güzel şeyler. Mesela çiçeğim deriz, bir tanem deriz, canım deriz, papatyam deriz. Sonra aklıma şu an gelmedi. Bir sürü şey deriz. Ama aynı zamanda bir şey daha deriz. Kuzucum. Evet. Peki neden hiç kuzucum dediğimizi düşündünüz mü? Çünkü sevdiğimiz insanları çok tatlı buluyoruz ya hani. Kuzu da çok tatlı. O yüzden neden kuzucum demeyelim değil mi? Şu arada boşluk bıraktığımız yer gitti. Ama olsun. Evet, çok güzel. Şimdi hemen kulak içini pembe kuru boyayla boyuyoruz. Son olarak şöyle kuzu postumuzun üstünde biraz renklendirmek adına şu çizdiğimiz M harflerinin, M harfine benzer daha doğrusu kısımların üzerinden böyle birazcık geçebiliriz. Evet, kuzu çizimimiz bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen ismimizi yazıyoruz tabii ki. Tamamdır. Şöyle size göstereyim. Nasıl olmuş? Bence çok tatlı oldu. Gerçekten çok tatlı oldu ya. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz. O zaman videomuzun sonuna geldik. Haftaya başka bir çizimde görüşürüz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.